Simpaş Holding'in 40. yıl değerlendirme toplantısının yapıldığı basın toplantısındayız. Yanımızda Simpaş GEO Genel Müdürü Seba Gecemer var. Seba Hanım, bugün 40. yıl değerlendirme toplantısı gerçekleşti. Simpaş'ın en büyük konut şirketi olarak, Simpaş GEO olarak da 40. yılda yeni projeler hayata geçirdiniz. Neler yaptınız bu yıl 40. yıl için? Bu yıl bizim için çok önemliydi. Dediğiniz gibi Holding Simpaş markasının 40. yılıydı. Her şirket elinden gelen portföyündeki projelerde hangilerinde çalışmak istiyorsa maksimum seviyede bir performans sergilemek gibi bir görev aldık yılbaşı itibariyle. Simpaş GEO 6 proje hedefledi. Ve biz 2014 yılının ilk aylarından itibaren, ilk döneminde, ilk çeyreğinden itibaren sırasıyla projelerimizi sunmaya başladık. Mart ayında Ege Yakası projemiz vardı. İstanbul Atakent'teki Bosphorus ve İstanbul Sarayları projemizin devamı olarak Ege Yakası projemizi hazırladık. Hemen arkasından İncek'te Mayıs ayında İncek Life projemizin yeni etapları İncek Life Blue ve Green etaplarımızı lanse ettik. Onun devamında Sancaktepe'de İstanbul'da Sancaktepe'de Aidos Country projemizi lanse ettik. Aidos Country'de yaklaşık 900 konutluk bir proje. Şu anda bu projelerimizin dışında Ege Yakası projemizin hemen yanı başında yine Karşıyaka Residence adında bir projemiz vardı. Onun lansmanını yaptık. Nefes nefese yılı bitirdik diyebiliriz. Toplam 1400 konut satışı yapmış olacağız yıl sonu itibariyle ve sanıyorum 700 milyon TL ciro ile kapatacağız. Tabii 40. yıl programımız bizim 2014-2015'i kapsıyor. Bu 6 projemizin bir kısmı da 2015'te devam edecek. Yılın ilk aylarında özellikle Ankara'da büyük heyecan yaşayacağız. Evet, Ankara'da Çankaya Oran'da ve Gazi Osman Paşa'da 2 yeni projemiz lanse edilecek. Hazırlıkları büyük ölçüde bitti Çankaya Oran projemizin. GOP Gazi Osmanpaşa projemizde sanıyorum yılın yine ilk 6 ayına yetiştireceğiz. Mayıs ayı gibi. Gazi Osmanpaşa yaklaşık 700 konut planlıyoruz. Oran, Çankaya Oran projemizde de yine 900 konut planlıyoruz. Yine farklı bir konsept var mı? Evet, evet. Ankaralılara gerçekten çok farklı bir tat, yaşam sunacak iki proje sunacağız. Biz çok heyecanlıyız. Sanıyorum çok ilgi görecek. Peki cirosal olarak da bize rakamları telaffuz eder misiniz bu gerçekleştirdiğiniz projelerde? Tabii. 2015 yılında şöyle bir hedef koyduk kendimize. Bu sefer yaklaşık 2000'e yakın konut satalım. Bu yılı 1400 konutla tamamlıyoruz ama 2015'te lanse edeceğimiz projeler ve 2014'ün gücüyle 2000'e yakın konut satmayı hedefleyeceğiz 2015'te. Bunun sanıyorum cirosu da 1 milyar TL'yi aşacak. Önümüzde aslına bakarsanız 2015 yılı bir seçim yılı da. Siz hedeflerinizi yükselttiniz. Evet. Nasıl görüyorsunuz? Yani Simpaş aslında biraz bu göstergelerden ve realitelerden farklı. İşi bitiyorsa, projesi bitiyorsa satışa sunan. Pek bu dalgalanmaları dikkate almayan bir kurum. Bunu çok yakından bilir çevremizdekiler. Çünkü durduğunuz zaman büyük bir şirketsiniz. Durmak bizim için olumsuz. Biz ülkemize, geleceğimize inanıyoruz. Konut ihtiyacına inanıyoruz. İçinde bulunduğumuz sektör çok reel bir sektör. Yani bu ihtiyaç olduğu sürece de bizim gibi firmalara zaten her zaman iş düşecek. Biz de bunu hem güzel bir şekilde yerine getireceğiz, başarılı bir şekilde yerine getireceğiz. Hem de biliyorsunuz Simpaş farkıyla güzel işler yaparak bu misyonumuzu yerine getireceğiz. Bundan çekinmiyoruz. Evet, son olarak da Bomonti projenizden biraz bahsedin. İki yıldır çıkmanızı bekliyoruz bu projeyi. Evet. Sonunda sanıyorum bu yıl hayata geçecek. Ne zaman başlıyorsunuz? Aslında 2014 istiyorduk. Ama biraz biliyorsunuz rezidans projesi dendiği zaman hemen bir blok birbirine benzeyen çok sayıda katlar.
Biz bunun dışına çıkmak istedik. Biraz mükemmeliyetçilik mi var bu projede? Biraz mükemmeliyetçilik, ama şöyle mükemmeliyetçilik derken yani bir mimari tarz peşinde koşmak değildi derdimiz. Gerçekten rezidans yaşamını da doğru vurgulamak istiyorduk. Rezidansta yaşayan insanlar da kentin bir parçası. Yani o insanların ihtiyaçları aslında normal apartmanlardan çok da farklı değil. Sadece beklentileri daha hızlı yaşam, daha city life olduğu için biraz daha konformist ihtiyaçları var. Ama mimari anlamda konut yaşamını tamamlamak üzere rezidansların şu anda gördüğümüz kadarıyla pek çok eksiği var. Dolayısıyla bu insani yönünü biraz daha ele alıp onları sıcacık bir evde yaşatma hissini rezidansa nasıl veririz? Biz bunun üstüne çok yoğunlaştık ve bu Monty projemiz bence gerçekten İstanbul'da başarılı bir rezidans nasıl olur ve yaşanılır bir rezidans nasıl olur, bunu gösterecek olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok emek verdik. Bu sizin gibi merakla pek çok müşterimiz de bekliyor. Evet. Peki ilk çıkacağınız proje hangisi 2015'te? Bomonti ya da Çankaya Oran, ikisinden biri her an. Ankara üst üste gelecek herhalde. Ankara sanıyorum 2 ay arayla, en kötü ihtimalle 3 ay arayla Gazi Osman Paşa'yı da sunarız diye düşünüyorum. Peki farklı şehirlerde GEO olarak proje üretimi hedefliyor musunuz? Simpaş GEO olarak tabii bize çok fazla önümüze dosya geliyor. Biz şu anda özellikle portföyümüzü realize etmeye odaklandık ama yeni iş geliştirmeleri de açığız. Grubumuz içinde Simpaş yapabiliyorsunuz, Anadolu illerinden gelen talepleri ağırlıklı karşılıyor. Simpaş'ın GEO olarak biliyorsunuz bizim hem Bursa'da hem de Marmaris'te, Muğla'da projelerimiz olacak. Aslında bunları da sayarsak biz de biraz Anadolu'ya kaydık diyebilirim. Belli mi projelerin takdimi? 2015 yılı çalışma programımızı aldık ama onların özellikle Marmaris için konuşuyorum. 2015'te hemen bir ürün haline gelmesini beklemiyoruz. Ama yönümüzü çizebileceğimiz, yani artık arazi işleme deriz biz buna. İşlemeye başlayacağımız bir yıl olacak 2015. Bursa'ya Simpaş olarak uzun seneler önce girdiniz. Oradaki pazarı aslında biliyorsunuz. Şu an nasıl bir proje üretmeyi hedefliyorsunuz Bursalılar için? Orada çok sayıda parselimiz var. Bu parsellerde biz 11 parsel, 12 parsel, 13 parsel ve 13 parsel, tüm bu parsellerimizi, projelerimizi yaptık, teslim ettik ve uzunca bir süredir yaşam devam ediyor. Yeni etaplar eklenmeye de devam ediyor. Onun dışında hepsine hizmet eden bir parselimiz var, sosyal rekreasyon alanı. O zaten ilk etapla birlikte bitmişti. Pazar derinliği gördükçe orada yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bursa'dayız kesinlikle. Peki, çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkürler.